Yeşilçam'ın fakir sanatçısıydı o. Sanat güneşi Zeki Müren'in kıskandığı, ayağını kaydırmak için yıllarca uğraştığı bir sesti. Nice filmde oynamış, yüzlerce şarkının sahibi bir yetenek. Müzik ve sinemayla kendine uzun bir yol çizen ve her gülüşünde de bu yolda olmaktan duyduğu sevinci yansıtan adam, Adnan Şenses'in hayat hikayesi sizlerle. Doldur be meyhaneci diye içli içli söylerken şarkısını, bir yandan dinleyicisiyle kurduğu köprünün yolunun sonunu getireceğinden pek de habersiz değildi aslında. Kendisinin de sağlığında itiraf ettiği gibi çok sigara içiyordu. Onu bıraksa da alkolü bırakamadı. Bıraktığındaysa bedeni için biraz geç kalmıştı. Yine de gerçek aşkını 6. denemede bulmuş, sevdiği işi yapmış, sevmiş ve çok sevilmiş olarak bu dünyadan ayrılmanın gururuyla göçtü. Gençliğinde filmleriyle, sonra da en çok sesiyle kasıp kavurdu. Adnan Şenses 12 Mayıs 1934'te Bursa Mudanya'da Emine Hanım ve Muhsin Bey'in çocukları olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Adnan Ertuğran adını verdi. Babası Muhsin Bey piyade albayıydı. Önce Ankara'ya taşındılar. İki kız, iki erkek kardeşi vardı. Çocuk yıllarını Ankara'da geçiren Adnan ilkokula da yine burada İsmet İnönü İlkokulu'nda başladı. Henüz okulu tamamlayamamıştı ki bu kez İstanbul'a taşındılar. Eğitimini burada Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı. Daha sonra özellikle babası onun marangoz olmasını istedi ve bir dükkan açtı. Ama asıl yeteneği Allah vergisi sesiydi. Atölye çalışmaları sırasında mırıldandığı şarkılar çevresindekiler tarafından beğenildikçe sesi giderek yükselmeye, kendini tanımaya başlıyordu. Çocukluktan yavaş yavaş sıyrılıp da artık kendini bulduğu sıralarda çevresinin sesine duyduğu ilginin de etkisiyle müziğe ciddi anlamda yönelmesi gerektiğine karar verdi. Bir gün dükkanı kapatıp kaçtı. Başka türlüsünü düşünemiyordu ki. Daha ilkokul sıralarından beri en büyük zevki Beyazıt'taki müzik aletleri satan mağazaların vitrinleri önünde öylece durup onları izlemekti. Zamanla uzaktan izlediği enstrümanlara, kulak kabarttığı seslere daha yakın olma şansı da yakaladı. Kapalı çarşıdaki Agop Efendi, Beyazıt'taki Zeynel Abidin, Kutmani gibi dükkanlar onu içeriye davet etmişlerdi. Bir taraftan çocuk zamanlarından sıyrılırken, bir taraftan da çocuk yaşlarının anıları onu müziğe daha da yakın tutuyordu. 1956'da müzik hayatına doğru ilk adımını attı. Adnan yüreğinde ilk gençlik çırpınışları, aklı da, kalbi de ömrünü dolduracak notalardaydı. Hayatında müzik en değerli varlığıydı. Hayata giriş sebeplerinden birini çabuk kavramıştı. İlk kez çocukluğunun herkesten gizli sokaklarında, Beyazıt'ta, Marmara sineması sırasındaki Aydede bahçesinde halkın karşısında söyledi şarkısını. Bu sahnede hep musiki sefaları yapılırdı. Söylediği şarkı, gelse o şuh meclise, nazı tegafül eyleseydi. Kendine güveni tamdı. Hem öyle eğitimsiz de değildi, Kadri Şençalar'dan eğitim almıştı. Bu ilk heyecanlı adımı onun bir daha sahneden inmeyeceğinin, hep şarkılarını söyleyeceğinin nişanesi gibiydi. Halk onu öyle çok beğenmişti ki aortları patlarcasına dek alkışladılar Adnan'ı. Buranın ardından bir arkadaşı onu Tifonüs Konser Bürosu'na götürdü. Ve bir ay sonra da Adnan ilk profesyonel konser için Gemlik'te sahnedeydi. Gündelik 5 lira kazanmıştı ama onun için dünyaları karşılıyordu. Adnan Bursa'daki konserinde de aynı parayı kazandı. Ancak bu kez gazinonun sahibi Adnan'ı kendisine bağlamak istiyordu. Ona gündelik 50 lira veriyoruz diyerek hemen oradan kaçırmak istediler. Ancak gazino sahibi durumu anlamış ve Adnan'ı saklamıştı. Çünkü onu kendisi sahneye çıkarmalıydı. Ama başaramadı. Sonra turneler başladı. Sabite Tur'la 2 aylık bir turnenin ardından Adnan gazino çalışmalarına başladı. Kristal, Bebek, Tepebaşı, Küçük Çiftlik. Artık çocuksu duygularından sıyrılmış, yeteneğinin ve şekillendirmek istediği geleceğinin farkında bir Adnan vardı. Bu sırada askere de gitti. Döndüğünde 24'ünde daha da büyümüş, genç bir delikanlıydı. Müzik üzerine yapacağı çalışmaların yanına sinemayı da ekledi. O dönem rejisörlükte yapan yönetmen Memduh'un Adnan'ı gazinoda şarkı söylerken görmüş ve Mahallenin Sevgilisi filminde Muhterem Nur'la oynatmak üzere anlaşma imzalamak istemişti. Ancak Adnan'ın başka yerlerle anlaşması vardı. Kabul edemedi. İlk filmi Fatma Girik'le oynadığı 1960 yapımı Fakir Şarkıcı oldu. Yeşilçam'ın içinde bir Adnan Şenses notalardan doğmak üzereydi. Bu filmde ilk bestesi Yollarına Baka Baka Yoruldum, O Çapkın Gözlerine Vuruldum'u söyledi. Yeşilçam'da 1959'da tanıştığı film yapımcısı Suzan Yakar Rutkay'la da hayatının akışını bulmuştu. Ondan musiki dersleri de aldı ve 1961'de de evlendiler.
1961 yılı hayatında sadece aşk değil, sinema açısından da oldukça dolu dolu bir yıl olmuştu. Tam 3 film çekti. Ümitsiz Bekleyiş, Gönlüm Yaralı ve Minnoş filmleriyle 2 yılda 4 filme ulaşmıştı. 1986'da çekeceği Karım Beni Aldatırsa'ya kadar sinemaya devam edecekti. Tam 47 filmde başrolde Adnan Şenses vardı. Suzan'la tanıştıklarında Adnan 24'ünde gencecik bir delikanlıydı ve gönlünü öyle kaptırmıştı ki gözü hiçbir şey görmüyordu. Kendisinden 28 yaş büyük Suzan'la yaşadığı aşkı 1961'de evlilikle taşlandırdılar. Ancak bu evlilik 1963'te sona erdi. Sonrasında hep tanındığı gibi çapkınlığından mı yoksa aradığını bir türlü bulamayışından mı bilinmez ard arda evlilikler oldu hayatında. Suzan'la boşandıktan bir yıl sonra 1964'te Meral Tunalı ile evlendi. Bu evlilik 4 yıl sürecek ve ona bir de Arzum adını verdikleri bir kız çocuğu getirecekti. Üçüncü evliliğini Ayten Kahraman, dördüncü evliliğini Londra'da Kristin ve ardından beşinci evliliğini de 1984'te Hayal Devran'la yaptıktan sonra, ki bu evliliği sadece 6 ay sürmüştü, doyasıya aşkı yaşadığım son evlilik dediği altıncı evliliğini 1990'da Lale Hanım'la yaptı. Müzik adına resmi bir şekilde çalıştığı ilk yer Ankara Radyosu'ydu. Radyonun açmış olduğu sınavdan en iyi dereceyle geçen Adnan, buradaki görevine başladı ve tam 16 yıl Ankara Radyosu'na hizmet verdi. Zamanının dolduğunu düşündüğünde de istifa etti ve profesyonel müzik yaşamını işte o zaman başlattı. O her ne kadar müzikle hep iç içe olsa da aslında hep filmleriyle seyircisinin karşısındaydı. Ama şimdi kulaklarının pasını silmek için çıkıyordu seyircinin karşısına. Zamanla albüm çalışmaları da başlayacaktı. Önce tavernalarda sahne almaya başladı. Gazinoların meşhur olduğu zamanlardı. Gülizar, Semiramis gibi birçok gazinoda fırtınalar estirdi. 1980'de meşhur İzmir Fuarı'nda Kübana'da sahne almaya başladı. Ve sonunda nihayet dönemin ün göstergesi Maxim Gazinosu'ndaydı. Adnan Şenses, Maxim'de Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dan sonra az solist olarak sahneye çıkan ilk sanatçılardandı. Zeki Müren bu ülkenin sanat güneşi. Ancak bazen bir güneşin de kıskandığı olabiliyormuş demek. Adnan Şenses'i ilk dinlediği zamanlarda onun yoluna çok taş koydu, çok uğraştı. Ama nihayetinde karşısına geçip, "Şenses, seni çok seviyorum. Seninle çok uğraştım ama sen yoluna bıkmadan, usanmadan devam ettin. Bundan sonra seninle dostuz" demeyi de bildi. Yıllar sonra Adnan Şenses de kendisine sanat güneşi sorulduğunda bir röportajında şöyle diyordu. "Bana bayağı çelme takmaya çalıştı ama ben ona çok saygılıyımdır, çok severim. O ismiyle mağrur bir sanat güneşiydi. Türk sanat müziğini modern bir hale getirmişti. Bu bakımdan Zeki Müren'e laf söyletmem. Olsun, o bana öyle bir kıskançlık olayına girişmiş olabilir. Ama en sonunda bana Şenses seni çok seviyorum. Seninle çok uğraştım ama sen yoluna bıkmadan, usanmadan devam ettin. Bundan sonra seninle dostuz" dedi. Adnan Şenses 1999'da Turgut Özal'ın sağlığındayken vermiş olduğu tavsiyesiyle Amerika Cleveland'da bypass oldu. 3 damarı değişmiş, damarlar göğsünün altından ve kolundan alınmıştı. Bu onun ilk ciddi operasyonuydu. Ama 2003'te 12 parmak bağırsağından olduğu ameliyat en zoruydu. Adnan Şenses tüm gençliği boyunca ve sonrasında sigara ve alkol kullanmıştı. 1982'de sigarayı bıraksa da daha öncesinde günde 4 paket içerek vücuduna yeterince zarar vermişti. Zaten sigarayı bıraksa da devam eden alkol kullanımıyla hiç fark etmeden kansere davetiye çıkarmıştı. Genel bir check-up sırasında midede toplu iğnebaşı kadar bir tümör tespit edildi. Doktorları tümörden kurtulmak yerine midesini almayı uygun görmüştü. 3,5 aylık bir mücadeleden sonra Adnan Şenses sağlığına kavuştu. Midesinin alınmasının üzerinden 1 yıl kadar geçmişti. 5 Aralık akşamı evinde fenalaştı ve ameliyatının da yapıldığı hastaneye kaldırıldı. Bir şeyler yolunda gitmiyordu ve belli ki kanser onu düşündüğünden daha çok yormuştu. Kemoterapi görmeye başlayan Adnan Şenses tedavi gördüğü hastanede 25 Aralık 2013'te saat 20'de hayata gözlerini kapadı. Cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Daha sonra medyada karısı Lale Hanım ve ikinci karısından olan kızı Arzum'la aralarında miras kavgası çıktığı haberleri yayıldı. Bir şekilde aralarında anlaşmaya vardılar. Bu işin kuşkusuz en tatsız kısmıydı. Diğer bir haberse Adnan Şenses'in 2012'de katıldığı Bir Demet Yasemin programında vasiyetini açıklamasının gündeme gelmesi üzerineydi. Programda Yasemin Bozkurt'un "Vasiyet yazdınız mı?" sorusunu Adnan Şenses yazılı bir vasiyet olmasa da cenazesinin roman havası eşliğinde kaldırılması istediğini söyleyerek cevaplamıştı. Şenlikli yüzü, çapkın gençliği, Türk sanat müziğine gönül verişi, sinemada geçirdiği yıllarıyla bir Adnan Şenses geçti bu dünyadan. Kendisini saygı ve rahmetle anarken
videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.